GCM Forex'ten herkese merhaba. Piyasaları genel olarak incelediğimizde bugün hem Avrupa'daki hem de Amerika'daki açıklanacak bilançolar öncesinde satıcılı seyrin ağırlık kazanmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle borsa indekslerinde geride bıraktığımız süreçte yaşanan yükseliş maratonu sonrasında da bir miktar toparlanma olduğunu da görüyoruz satışlarla birlikte. Avrupa'daki verilere bakacak olursak Almanya'daki ticaret dengesi verisinin ilk önce takip edildiğini söyleyebiliriz. Mayıs ayına ait veride bölgenin lider ekonomisinin 18.8 milyar euro ticaret fazlası verdiğini gördük. Bunun yanında İngiltere'de ise Mayıs ayına ait imalat üretiminin %1.3'lük daralma yaşadığını gördük ki bu da 4 ayın ardından ülke ekonomisinin imalat üretimde yaşanan ilk daralmaydı. Bununla birlikte de beklentinin oldukça altında kalan veriyle birlikte sterlinin sert değer kayıpları yaşadığını gördük. Yurt içi piyasalara göz attığımızda ise TÜİK verilerine göre sanayi üretiminin 6 ayın en düşük artışını gösterdiğini ve %3.3'lük bir artış yaşadığını Gördük diğer yandan biz e, genel anlamda günü alıcılı olarak geçirdi yüzde 0.43'lük bir e, yükselişle birlikte günü tamamlamış durumda dolar tl ve euro tl kurlarını baktığımızda da e, satıcılı seyrin hakim olduğunu fakat sınırlı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz dolar 2.12.50 bölgesinde hareket ederken euro da 2.90'ın altında hareketlerini şu an için sürdürüyor. Amerika'ya geçtiğimizde iş imkanları ve iş gücü hacmin verisinin açıklandığını gördük. Veri şu ana kadar gerçekleşen veriler arasında en olumlu olarak rekor kırmış durumda. Veriyle birlikte paritelerde sert hareketler gözlemlemesek de, özellikle MTA grubunda satışların bir miktar daha ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Günün geri kalanına baktığımızda ise ABD'de FED üyesi Koçer Lekota'nın konuşmasının takip edileceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan öne çıkan fiyat hareketlerine baktığımızda ise Yen'in, Japon Yen'inin ve Sterlin'in sert hareketlere maruz kaldığını gördük. Sterlin bahsettiğimiz gibi İngiltere verisiyle beraber sert değer kayıplarına uğrarken Yen'in özellikle major para birimleri karşısında çok güçlü bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz gün içerisinde. Bugünle ilgili e, ekonomik gelişmeler bu şekildeydi herkese başarılı işlemler diliyoruz.